Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği İstanbul kararına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK Başkanı'na dikkat çeken bir çağrı geldi. CHP'nin YSK'yı hedef alan açıklamalarını eleştiren Erdoğan, Sadi Güven'e neden tehdide tepki göstermiyorsunuz diye sordu. Burası İstanbul. Bu bir kasaba değil. Bakın ben bugüne kadar konuşmadım. Hep sustum. Vurun abalıya dediler, vurdular. Ama artık yetti. Ses tonu yüksek, sözleri sertti. İlk kez bu kadar net konuştu. Ortada bir şaibe var. Ortada bir yolsuzluk var. Ha gidelim millete. Milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz, onu kabulleniriz. İstanbul'da MÜSİAD'ın genel kurulunda kürsüdeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündemine İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmaları, hedefine CHP'yi aldı. Engin Altay'ın açıklamaları üzerinden YSK Başkanı'na çağrı yaptı. Kızılay'a çıkamazsınız diyorlar. Tehdit ediyorlar. Bırakın bu şekilde bir uyarıyı, imada dahi bulunamazsınız der anayasanın 138. maddesi. Yüksek Seçim Kurulu'nun Sayın Başkanı niçin acaba bir yazılı açıklama yapmak suretiyle siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz demiyor. Mesele beka meselesi dedi, YSK kararını bekliyoruz diye de ekledi. Bu şaibenin ortadan kaldırılması hem Yüksek Seçim Kurulu'nu aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir. Bakın bizim tehdidimiz yok. Her ne kadar onlar Kızılay'a çıkamazsınız diyorlarsa da biz haşa böyle bir şey demedik. Kızılay herkesindir. Ve sözü Cumhur İttifakı'na getirdi Cumhurbaşkanı. Cumhur İttifakı %52 almıştır beyler. Spekülasyona girmek isteyenlere de sesleniyorum. Boşuna uğraşmayın. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Ekonomiye ise ayrı bir parantez açtı. Küçük inişler çıkışlar elbette olacaktır. Ama asla yıkıcı patlamalara izin vermeyeceğiz. Çarşıdaki, pazardaki, mutfaktaki sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Milletimizin seçim değil, geçim derdine olduğunun şuuruyla gece gündüz çalışıyoruz.